TV ekranından merhaba kıymetli izleyenler. İl Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Kur'an İklimi programıyla bu akşam da ekranlarınızdayız. Bugün sizler için aile konusunu konuşacağız. Aile olmanın gerektirdiği değerler, korunması gereken değerler, aileyi kurmak ve aile olmak konularını ortaya koyacağız ve önemli noktaların altını çizmeye çalışacağız. Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Seyhan Elmacı hocamızla birlikte hoş geldiniz hocam. Hocam bir aileyi nasıl tanımlayabiliriz? Evet, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi aile toplum için oldukça önem arz eden bir kurum. Onunla ilgili birçok tarif de yapılmış zaten. Ama biz bunlardan bazı önemli noktalarını alarak genel hatlarıyla bazı şeyler söyleyelim. Hani sadece tek bir tarif aile şudur demeyelim de ailede olacak şeylerle ilgili karma geniş bir tarif yapalım. Bakış açısına göre değişen bu tariflerde, mesela bir tarifte aile kadın ve erkeğin meşru bir evlilikle kurduğu yuvadır diyor. Öyle evet. Bir tarif var. Yine bir başka yerde, tabii bunlar tarif eden bilim dallarına göre farklılık arz eden tarifler. Hı-hı. Bir başka tarifte de toplumun en küçük yapı taşıdır diyor. Yani toplumu, hı-hı, oluşturan. Bir başka tarifte de anne baba ve çocuklardan oluşan topluluktur diyor. Tabii ki bu tariflerin hepsine beraber baktığımızda işte bir anne ve baba ve daha sonra bu aileye katılan ya da önceki nesillerden var olan insanların bir takım özel bağlarla bir arada oldukları bir kurumdur aile. Hı hı. Aileyle ilgili yine tanım olarak belki söylendiğinde akla gelen birkaç kavram daha var. Bu da çokça yine kitaplarda da tanımlarına rastladığımız. Günümüzde çekirdek aile dediğimiz, hatta bazen hani esprilere de konu olan bir ifade var. Buna dar aile yapısı ya da geniş aile yapısı dediğimiz noktalar var. Her ikisinde de yine anne baba ve çocuklar merkezde, evet, ama aile geniş olarak tanımlandığında aileye anne baba, kardeşler gibi başka bireylerin de, yani kişinin anne baba olanın büyük anne büyük baba diyebiliriz ya da daha farklı bir tabirle. Onların da olduğu topluluklardır. Ki burada bu tarifler içerisinde bizim en çok dikkat etmemiz gereken, göz önüne almamız gereken husus ilk söylediğimiz o meşru bir evlilik. Yani o bir araya gelişi hem toplum nezdinde hem din nezdinde kabul edilir kılacak bir bağla bir araya gelinen bir kurumdur. Dolayısıyla evlilik insan açısından önemli, insanın insan olarak hayatını devam ettirmesini sağlayan, onun o insanlık onuruna ve şerefine layık bir hayat sürmesine imkan tanıyan bir küçük bir topluluktur diyebiliriz en son. Yani toplumu devam ettirmenin, sosyal olarak hayatı devam, hı-hı, ettirebilmenin temel şartlarından ya da sağlıklı, toplumun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, yaşam sürebilmesi anlamında en küçük o birim çekirdek aile dediniz ya, en küçük çekirdeğidir kavramından, tanımından hareketle meşru bir şey kullandınız. Meşru evlilik ile başlayan kavramını kullandınız. Oradan hareket ederek ilerleyelim hocam. Tanımda meşhur evlilik dedik. Bu nikah anlamına gelir. Dolayısıyla hani nikahın ve ailenin önemini aslında oradan hareketle anlatabiliriz. Meşhur evlilik kavramından hareket, hı-hı, ederek gene devam ederek hocam. Nasıl ortaya koyabiliriz ailenin ve nikahın önemini? Şimdi İslam dininin insanın sahip olduğu bazı değerleri korumaya yönelik bir takım, hı-hı, kurallar koyduğunu biliyoruz. Ki bunlar insan açısından, her bir fert açısından değer arz eden, hani vazgeçilmez olan şeylerdir ki bunların başında kişinin canı gelir. Can, mal, din, nesil ve akıl. Bu beş unsur bir, evet, insan için vazgeçilmez değerlerdir ve bunların korunması ve muhafaza edilmesi gerekir. İşte bu beş hususun korunabilmesi için
Sizin de söylediğiniz gibi bir ailenin olması gerekir ki o ailenin de yine az önce söylediğimiz gibi meşru, yani toplumun ve dinin kabul ettiği kurallar çerçevesinde oluşturulmuş bir evlilik hayatı, bir birlikteliğin olması gerekir. Çünkü bu nikah dediğimiz, bu meşru evlilik, bu ülkelerin kurallarına göre değişebilir. Yani her ülkenin ülke kuralları olarak aldığı bir temel husus vardır. Ancak ne olursa olsun bulunduğu topluma göre, bulunduğu ortama göre o işin evlilik olarak kabul edilmesi ve o insanların bir aile kurduğunun anlaşılması ve kabul görmesi gerekir. Ki bu da biraz önce söylediğimiz dinin koruma altına aldığı o özelliklerden özellikle hepsini mutlaka koruyor. Çünkü insan herhangi birinden bir can tehlikesi olduğunda ailesine koşar gelir. Öyle değil mi? Evet. Hani malıyla ilgili bir şey olduğunda ailesine güvenir. Onlarla birlikte onu saklamaya, korumaya, işte muhafaza etmeye çalışır. Burada işin bir farklı boyutu da işte neslin korunması noktasında da evet. Meşru bir evlilik, nikah oldukça önem arz etmektedir. Yani bizden sonra gelecek insanların kimin ne olduğunun bilinmesi adına, yani ki toplumda daha sonra gerçekleşecek evlilikler olur, ticaret hayatı olur, akrabalık bağları olur. Bir toplumsal hayat gerçeği vardır. O toplumsal hayat gerçeğinin düzgün ve iyi, hani kaliteli devam edebilmesi için insanların bu nesil anlamında, işte anne, baba, işte çocukların belirgin olması noktasında önem arz eder. Onun korunması adına hem neslin belirginliği hem de o neslin yetiştirilmesi noktasında aile önemli olduğu için dinimizde bu konuda evlilikle alakalı bir takım hükümler getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nur Suresi 32. ayet-i kerimede sizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin buyuruyor ayet-i kerime. Tabii günümüzde kölelik, cariyelik yok ama burada onun söylenmesi bile, bakın, aranızdan bekarları ve onları. Çünkü o dönemde kölelerin ve cariyelerin insanlar nezdinde hiçbir değeri yoktu. Yani böyle insan bir, olarak algılanmamaları. Evet, yani insan olarak bile değerlendirilmiyorlar da onların böyle hani insan için kıymet arz eden şeyleri yaşamalarına da çok fazla önem verilmiyordu. Ve o yüzden ayet-i kerime işte hani evliliği teşvik ediyor ama yani köle ve cariye olsa dahi, yani bir insan olması sebebiyle onların da hayatlarında bu evlilik müessesesinin olması gerektiğini ortaya koyuyor. Günümüzde, ülkemizde, en azından bizim yaşadığımız ortamlarda ve çevremizde bu olmadığı için hani işin bu boyutunu belki irdelemeyiz ama ayet-i kerimenin başında söylenen o sizden bekarları evlendirin tavsiyesi bu aile kurmada meşru evet. evliliğin ne kadar önemli olduğunu ifade aslında ediyor. Aslında temel istediği şey bizden Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in aile kurmak. Evet. Onun şartı ise hani bir nikah, hani meşru evlilik şekli dolaylı evet. olarak, değil mi hocam? Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleri de var bu konuda. Hani aynı ayet-i kerime ile eş manalarda evliliği tavsiye eden gençlere hitap ediyor. Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeye gücü yeterse evlensin diyor. Tabi buradaki ifade de belki ileride geldiği zaman buna yönelik bazı şeyler de anlatırız ama evlilik yükümlülükleri de burada yine dikkat çeken bir ifade. Yani evlilik işte az önce söylediğimiz gibi bazı şeyleri koruduğu için bir takım sorumlulukları da getirecektir. Yine bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz nikah benim sünnetimdir buyuruyor. Ki burada hani nikah benim sünnetimdir sözü ile beraber peygamberin sünnetine tabi olma konusunu hemen bir hatırlıyoruz. Ve bu konuda da Ahzab suresi 21. ayet-i kerime aklımıza geliyor. Orada ne diyordu Allah-u Teala? İşte Allah'a inanan, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde en güzel örnek vardır. Üsve-i Hasene tabiri var. İşte Peygamber Efendimiz, kendisi bize örnek olarak gösterilen peygamberimiz, kendisi de evlenmiş ve o evliliğin kendisinin sünneti olduğunu, yani kendinin de bunu yapmış ve gerçekleştirmiş olduğunu ifade ederek insanları evliliğe davet ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın peygamberimizle alakalı hani onu itaat için gönderdiğini ifade eden birçok ayet-i kerimesi de var. Bütün bunlar açısından baktığımızda biz ailenin
yani aile kurmanın, bir aile oluşturmanın, meşru evlilikle, meşru bir birliktelik yaşamanın dinen gerekli olduğunu görüyoruz. Hatta bu sadece dinen gerekli değil. Hani Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in istek ve tavsiyesi doğrultusunda sadece düşünmeyip, sosyal olarak da baktığımızda, toplumsal anlamda da baktığımızda bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu herkes görecektir. Çünkü tarifte söylemiştik, yani bazı tarifler söylemiştik en başta ve onlardan bir tanesi de toplumun en küçük temel taşı demiştik. Ki bu toplumu oluşturan bu temel taşların sağlam olması o toplumun sağlamlığını da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla o kurulan aile ne kadar düzgün kurulursa, ne kadar düzgün hayatına devam ederse, o ailenin içinde bulunduğu toplumda o ve onun gibi hani düzgün ve meşru ailelerin olduğu toplulukların yaygın olduğu bir topluluksa o da ne yapacaktır? Onlarla birlikte. Çünkü eğitim de oradan başlayacak. Tabii çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Sosyal şartlar ve hani eğitim şartları sonrasında aslında aile yapısıyla bağlantılı olarak ilerleyecek. Tabii ki çocuklar, çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi hani eğitim önemlidir dediniz. Çocuğun ilk eğitim aldığı yer neresidir? Ailesidir. Evet, evet. Çünkü çocuk doğduğu andan itibaren içinde yaşadığı aileden bir şeyler öğrenir. Doğal süreçtir aslında bu. Hani tabii ki. Siz hiç çocuğu, şey öğretmeseniz bile. Ki öğrenecek. Çocuk aile gibi, ailede gördüğü. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap demeye gerek yok zaten. O gözlemleriyle insanların ne yaptığına bakarak benzerlerini yapmaya çalışıyor zaten. Zaten toplumda, içinde yetiştiği ailenin bireyi o model olarak, o modelden yetişecek. Tabii, toplumda da bunun örneklerini çok görüyoruz. Evet. Hani bazen hani olumlu manada yorum yaparak hani çocuğun anne ya da babasına benzediğini ifade ederken, tıpkı bak aynı senin gibi yürüyor mesela, öyle derler bazen. Hı-hı. İşte hani çocuğu babasına ya da işte annesine benzeterek. Hı-hı. İşte oturması, kalkması, duruşu aynı sen. Çünkü neden? O çocuk onu görüyor. Onun gibi oturup kalkarak büyüyor çünkü. Hı-hı. Yani en basit bu açıdan baktığımızda bile o benzerliği ve örnek almayı, o eğitimi görüyoruz. Hı-hı. İşte çocuk ailede sadece tabii oturup kalkmayı öğrenmez, konuşmayı öğrenmez. Bunun dışında birçok şey öğrenir. Yani insan hayatını devam ettireceği değerleri, evet, milli ve manevi değerleri de ne yapar? Ailesinden almaya başlar. Hani o eğitim aldığı ilk okuldur aile dedik. O ilk okulda ailesinde bir şeyleri alır. Tabii ki okul, toplum, hani evden dışarıya çıktığında edindiği çevre buna katkı sağlar mutlaka, ama temeli nerede oluşur? Ailede oluşur. Ailede aldığı temelin üzerine bir şeyler ekler dışarıda çocuk. Evet. Bu nedenle de aile işte çocuğun hem bu milli manevi değerler edinmesi adına, hem sosyal anlamda etrafındaki insanlarla iyi ilişkiler kuran, güzel ahlak sahibi, insanlar tarafından hani saygı duyulan ve kendisine değer verilen bir insan olması tamamen aileden almış olduğu ya da ondan alacağı o değerler birikimiyle olacaktır. Bu nedenle de aile önemlidir. Ve bu önemine binaen de işte ayetlerde ve hadislerde gördüğümüz gibi meşru bir evlilik tavsiye edilmiştir. Bu yolla aile kurmak tavsiye edilmiştir bize. O zaman toplumun şekillenmesinde, oluşmasında temel şart ailenin yapısı, aile yapısıyla orantılı. O yüzden aile önemli. Ailenin oluşması da nikahla başlar değil mi? Nikahla başlayan bir oluşum aile. Peki hocam, aile bu şekilde kuruldu, oluşturuldu. Fakat sonrasında aile kurmak hani yeterli midir? Çünkü aile kurulur ama sonrasında devam ettirmek, aile olmak ayrı bir şey. Peki aileyi kurduktan sonra aile olmak, onu devam ettirebilmek nasıl bir şey? Aile kurarken yani öncelikle o aileye nasıl bir bakış açısına sahipsiniz, bu önemli. Çünkü formüle edilebilecek bir şey değil. Hani yok. Öyle yapıldı, öyle yapılmalıydı. Aha. O şartları belirlendi ve kuruldu. Fakat sonrası ayrı bir... Yok tabii, mesela bu bir takım pozitif bilimlerde kullanılan bir takım denklemler var. Onun gibi şunu yaparsan şu olur gibi bir denklemi yok bunun. Ancak tabii ki yine de dikkat edilmesi gereken bir takım kriterler var. Evet. Yani nasıl ki mesela bir deney yapılırken o deneyde kullanılacak bir malzeme vardır. Ama onu uygularken siz o deneyi başarılı yaparsınız ya da başarısız olursunuz. Kişisel beceriye göre. Kişisel beceriyle. Ama burada da işte yine öyle bir takım özel noktalar var. Özel derken hani olması gereken, ortak değer, bizim sahip olmamız gereken bir bakış açısı önemli.
Şimdi evet, aile kurmak hem fıtri bir sebeple de ihtiyaçtır zaten. Hı hı. Çünkü insan Allah tarafından belli bir fıtrat üzere yaratılmıştır, hem kadın hem erkek. Bu evlilik o fıtri boyutta da bir ihtiyaçtır. Hem bedensel anlamda hem de toplumsal anlamda bir ihtiyaç, yani bir beraber yaşama. Bu nedenle aile kurmakta aslında çok sıkıntı çekilmiyor. Aile kurmaya bakış noktasında problem yok. Evet, işte gençler evlenmeyi istiyorlar, evleniyorlar, bir şekilde düğünler yapılıyor. Ama orada işte aile kurmayla beraber o aileyi, evet bir aile kuruyorum ama ben bunu aile olmak için kuruyorum. Yani sadece bir evlilik ya da sadece bir araya gelme, bir birliktelik yaşama değil diye bir farklı bakış açısı geliştirmesi gerekir. Bilinçli başlamak gerekir baştan, evet. Zaten. Ki aile kelime olarak, Arapça kelime olarak, hani bu aileye verilen isim, üsra, aile kelimesi var. Hani oradan hani birkaç şey söylemek de belki burada aileye bakış noktasında bize katkı sağlayacaktır. Çünkü kullanılan kelimeler biliyorsunuz yapılan işin özünü de etkiler. Tabii. Şimdi orada o kelimenin anlamı zırh. Hani bu savaşlarda kurumak, kullanılan koruyan. Zırh, koruyucu zırh. Şimdi tabii hiçbirimiz böyle savaş tecrübesi olan ya da savaş malzemeleriyle ilgili çok büyük deneyimler yaşamış insanlar değiliz ama günümüzde sosyal medya olsun, işte televizyon, basın yayın organları aracılığıyla bizler bu konuda bilgi sahibiyiz. Yani savaşlarda bir zırh meselesi var, kişinin bedenini korumak için kullandığı. Hatta bugün arabalarda bu yapılıyor. Yani kurşun geçirmez arabalar yapılarak hani zırhlı araçlar diyoruz. Ya bu bir koruyucu unsurdur zırh. Yani dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyan bir nesnedir. İşte aile de hani başta da bir tarifte söyledik, bizi korur, işte hani bir takım değerlerimizi muhafaza eder diye. İşte tam da gerçekten aynı şeyi ifade eden bir kavram, o aile kavramı, üsra kelimesi de. İşte aileye bu gözle bakmak lazım. Yani bizi dışarıdan gelecek bir takım sıkıntılara karşı maddi manevi koruyacak, korunmamızı sağlayacak bir ortak, bir beraberlik olarak bakmak lazım. Ve bu aileye başlarken de hani şirket kurar gibi, bir anlaşma yapar gibi bir bakış açısı değil de artık biz hani güzel bir kavram var. Geçmişte değerler eğitimiyle ilgili bir takım videolar vardı. Onlardan birinde iki eş var belli bir yaşın üzerinde. Orada beyefendi eşine cancağızım diye hitap ediyordu. Yani yıllar geçmiş ama hala o güzel hitabı bırakmıyordu. İşte eş olunduğunda, aile kurulduğunda, işte orada olaya artık biz aynı yolun yolcusuyuz. Birlikte yeni bir hayata başlıyoruz. Yani bu başladığımız hayatta artık biz hem birbirimize yol arkadaşıyız, hem artık bundan sonra birçok noktada gönül birliği etmemiz gerekir. Sonra Allah'ın hoşlanacağı, hani inanan insanlar için evlilik noktasında düşünecek bir başka hususta, Allah'ın hoşlanacağı bir hayatı yaşamada birbirimize destek olacağız. Evet. İlk önce bu bakış açısıyla bir adım ilerlemek gerekir aile olma noktasında. Sonra yine aile olma dediğimizde, işte aile kurduktan sonra aile olmayı sağlayabilmek açısından yine olaya bakarken, hep söylenir ya, kadın ve erkek eşler bir bütünün iki yarısı gibidir ya da bir elmanın iki yarısı gibidir gibi tarifler vardır. İşte artık bir bütün olduğunu anlamak ve o gözle hayata bakmak. Artık hani benden ziyade aile içinde düşünüldüğünde biz kavramını edinmek ve o gözle bakmaktır. Hani bunu söyleyince farklı bir şey de algılanmasın. Yani artık orada kişilerin hani herkesin kimliği silinecek, örtülecek, tabii, artık kimlik kaybı, hani kişilik kaybı yaşanacak değil. Hayır. Her biri birey olarak yine var ama o aile hayatında, aile hayatını ilgilendiren noktalarda artık birlikte hareket edebilmeyi, biz gözüyle bakabilmek lazım olaylara, aile olabilmek için. Bu anlayışa sahip olmazsak eğer, o aileye, o biz anlayışını getiremezsek, işte orada sen, ben kavramları iyice yerleşir. Ondan sonra işte o sen, beni bir araya getirip biz olmak zor olacağı için, evet,
aile olma imkanı olamayacaktır. Müftülükte en çok dinlediğimiz problemler aslında bu noktadan çıkıyor. Hani ben evet. şöyle demiştim, ben böyle düşünmüştüm, hı hı. ben şöyle hayal etmiştim falan gibi başlıyor. Başlarken bakış açısını belirlemek o zaman orada önemli. Tabii ki. Yani aile olmayı sağlayacak olan şey o bakış açısı. Hı hı. Bir de bu eş kavramıyla ilgili de bakış açımızı farklılaştırmamız gerekiyor. Günümüzde de kullanılan anlamıyla hani eş güzel. Hani başka dillerde de yine hani bakıldığında ki bizim dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Peygamber Efendimiz'in sözlerine baktığımızda, sünnetine, onun kullandığı kavramda zevce kelimesi var. O da yine eş olmak. Hatta Arapça gramer açısından onu inceleyenler de hani tıpkı bir ayakkabının diğer eşi gibi. Yani birbirinin aynısı değil. Hani eş dediğimizde eşit değil, aynı değil. Farklılıklar var ama birbirini tamamlıyor. Birlikte yürüyebilirler. Tabii ki. Yani. Nasıl mesela hani işte ayakkabının biri olmadan diğeri ya da işte diyelim sağ ki yani sağ ya da sol giymek ya da hani ikisine de aynı teki, hani ikisine de sağ ayaktan bir ayakkabı giydiğinizdeki size vereceği rahatsızlık nasılsa ailede de öyledir. Yani olaya bakarken evet artık bu aile kurulduğunda karşı cins, hani kadın ya da erkek için ikisi için de geçerli, karşı cins artık bizim eşimiz. Hani gönül birliği kuracağımız, hayat arkadaşlığı yapacağımız eşimiz o bizim. Bu gözle bakmak lazım. O zaman eş olarak baktığında da insanın o olmazsa hani benim bir tarafım eksik kalacak algısı ve anlayışı yerleşeceği için onunla beraber yürüyebilmek, onunla beraber bir şeyleri yapmak, onunla beraber hayatı sürdürmek daha kolay olacaktır. Çünkü hayatınızda ona daha iyi bir değer vermiş olacaksınız. Ona verdiğiniz değer artacak. Evet. Eşiniz sizin için değerli olduğu zaman zarfında da elbette ki o aile hayatı çok daha güzel bir pozisyona gelecektir. O zaman kurduğumuz aileyi sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyor evet. olacağız. Hı hı. O zaman yani bu durumda hani aile olmak işte beraberinde hani bu düşüncelerle bir bakış açısı kazandıktan sonra hem kadın hem erkek için hani günümüzde genellikle hani böyle bu fedakarlık, vefa vesaire kavramlardan bahsedilince önce hani hep kadın sanki hani bunu yapacak gibi düşünüyor ama öyle değil. Hem kadın hem erkek için aile olmak demek tabii ki zaman zaman bazı şeylerden fedakarlık etmeyi gerektirecektir. Her iki taraf için de. Hani fedakarlık eden tek taraf olduğunda sürekli belli bir zaman geldiğinde artık iş tıkanacaktır. Orada artık yine aile olmaktan uzaklaşılacaktır. Dolayısıyla fedakarlık olacaktır. Bencillik terk edilecektir. Az önce söylediğimiz gibi biz anlayışıyla hayata bakacağız. Yardımlaşma ve dayanışma noktasında hiç kimse hiç kimseden bir şey beklemeden hani artık o bizim eşimiz, o olmadığında eksik kalacak hani hayatımız diye baktığımız için ihtiyacı olduğunda onun yardımına koşmak, onun yanında olmak yine aile olmayı sağlayacak hususlardandır. Burada hemen bu ailenin ne kadar gerekli olduğuyla ilgili, aile olmanın gerekliliği ilgili de hemen bir şey de hatırlayalım. Allah Teala insanı yaratınca ilk insan Hazreti Adem'i yeryüzünde onu yalnız bırakmadı ve ona hemen bir eş var etti Hazreti Havva'yı. Demek ki aile kurmak evet gerekiyor. Aile kurduktan sonra da o kurulan aileyi aile olarak devam ettirmek gerekiyor. İnşallah Rabbim bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Amin inşallah. O zaman bu kutsal bir oluşum, Allah'ın bizden istediği bir oluşum. Sonrasında da ruhuna uygun devam ettirebilmek için bakış açımızı doğru oluşturmamız ve bazı değerleri korumamız gerekiyor. Bu değerleri korumak için de ailede oluşması gereken bazı duygular var hocam, hiç şüphesiz. Özellikle ben Rum Suresi 21. ayetten hareketle ilerlemek istiyorum. Hani saymaya başladığımızda o duyguları hani birçoğu var. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar ama temel birkaç tanesinden bahsedelim. Rum Suresi 21. ayette Allah-u Teala kendileri ile huzur bulasınız diye başlıyor ayet-i kerime. Sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığı ve kudretinin delillerindendir diyor. Hem başlangıcında aile kurmanın amacı hem de sonrasında sevgi ve merhamet kavramları geçiyor. Burada Allah-u Teala neleri vurguluyor hocam? Hangi duygulardan bahsediyor? Onlardan bahsedelim isterseniz.
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Rum Suresi 21. ayet aslında aile dendiğinde hemen hatırlanacak bir ayet-i kerime. Evet. Hani diğer anlattıklarımızda mutlaka aileyle ilgili, işte evlilikle ilgili nikahı söyledik ama hani aile olmak dedik ya, o aile olma dendiğinde de hatırlanması gereken yine özünü bir ayet-i kerime. Gerçekten işin evet. özünü bize söylüyor. Ve bir nikah yapıldığında biliyorsunuz nikahlarda bir dua edilir. Evet. O duada hani o evlilik birlikteliği oluştuğunda, onlar için dua edildiğinde aile büyükleri, o duada şöyle ifadeler vardır. Bakın aynı o ayet-i kerimeden hani kaynaklanan, kökünü ondan alan bir dua. Allah'ım bu anlaşmayı, yani bu nikah anlaşmasını, nikah sözleşmesini bereketli ve mübarek kıl. Yeni evlenen çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarına nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme. Tıpkı Adem ile Havva'yı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice-ül Kübra'yı ve Ali ile Fatıma-tü Zehra'yı kaynaştırdığın gibi diye dua ediyor. O zaman evlenecek çiftleri bu duayı ve bazı ayetleri aslında öncelikle anlatmak, öğretmek gerekir. Şimdi demek ki hem ayet-i kerimeye baktığımızda hem de bu duanın içine baktığımızda ailede olmazsa olmaz bir duygudan bahsediliyor. O da sevgi. Evet. Ve ayet-i kerimede baş tarafında sizin için kendileriyle sükun bulacağınız, yani sükun bulmak demek huzur bulmak, hani rahatlamak, işte günümüzde de kullandığımız bir kavramdır huzur. Bir takım endişelerden, bir takım telaşlardan uzak olup hani insanın dingin olduğu, zihninin arı duru rahat olduğu durum demektir. İşte bunu sağlayacak eşler var etti diyor Allah-u Teala. Tabii, sevginin sebebini de açıklıyor aslında. Tabii, biz biraz sevgi kavramını da biraz farklılaştırdık günümüzde. Onun için tam o manaya erişemiyoruz belki aile kurarken. Muhtemelen. Çünkü burada özellikle onunla giriş yapıyor ayet-i evet. kerimenin mealinde. Öncelikle eşlerin var edilmesinin sebebi öncelikle huzur bulmak. Evet. Sonra bu eşlerle o huzuru bulabilmek için hani tıpkı o iki insanı hani bir bina gibi ya da bir tuğla gibi hani bir araya getirmeye çalıştığımız iki madde gibi düşündüğümüzde nasıl yani o tuğlaların arasına harç konur ya da bir araya getirmek istediğimiz iki şeyin arasına bir yapıştırıcı koyarız ki birbirinden ayrılmasın diye. İşte Allah-u Teala da eşler arasında o yakınlığı sağlayacak, onları birbirine bağlayacak, kaynaştıracak ve aile olmaktan beklenen sonuca ulaştıracak bir duygudan bahsediyor burada. Ve ayet-i kerimede diyor ki aranızda sevgi ve merhamet. Burada ikisi çok önemli. Yani o iki duyguya dikkat etmek gerekir. Sadece sevgiyi var etti demiyor. Sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın büyüklüğünün delillerindendir diyor. Merhamet duygusu aslında sevgiyi geliştirebilecek. Tabii ikisi aile birbirini besleyen şeyler aslında. İnsan sevdiğine daha merhametli olur. Merhamet ettiğinde olur, sever. Daha çok sever. Yani karşılıklı bu birbirini destekleyen şeydir. Ve bu eş olmak dedik. Hani evlilik eş olmaktır. Birbirini bütünlemek, tamamlamaktır. Ve beraber işte gönül birliği etmek, arkadaş olmak, birbirinin yol arkadaşı olmak demektir. Böyle bir sürece girdiğimiz insanı elbette ki sevmemiz gerekir. Sevmediğimiz takdirde o söylediğimiz şekilde bir hayat, eş olarak yani birbiriyle kaynaşmış, birbirlere yardımlaşan ve sıkıntılı anında birbirine teselli veren ve ömür boyu gidecek bir yolu birlikte yürüyen iki insan olmak mümkün değildir sevgi olmadığında. Çünkü günlük hayatımızda düşünelim, bu iş yerinde olabilir, akraba çevresinde olabilir, mahallemizde olabilir. Şimdi her insanı aynı oranda sevmeyiz. Evet. Yani elbette ki insanlara hani güzel bakmak gerekir, iyi bakmak gerekir ama hepsine aynı oranda sevgi duymamız mümkün değil. Şimdi içinde en çok sevdiğimizle iletişimimizle ilişkilerimiz farklıdır. Biraz daha az sevdiğimizde diyalogumuz daha farklıdır. Dolayısıyla evlilikte de işte eşler arasındaki bu sevgi ne kadar kuvvetliyse aralarındaki iletişim, aralarındaki yakınlaşma ve birbirine huzur verme, huzur sağlama da o aranda yüksek olacak. Ama sevgi geliştirmek, ilerletmek veya son buldurmak da gene bizim elimizde. Tabii ki bizim hal ve tavırlarımız bunu destekliyor. Tamamıyla kendiliğinden oluşan ve giden bir şey değil. Sihirli bir değnek gelip hani günümüzde bazen oluyor hani yıldırım aşkı diyor insanlarımız bazı duygu yoğunluklarından bahsediyorlar ama
Bu sevgi onu dediğimiz da doğru şey, değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki yani. Bu sevgi dediğimiz şey, evet belki hani bir takım karşılaşmalarda hani konuşma esnasında hani o duygu yoğunluğu yaşanabilir, belki olabilir bunlara söylenmeyecek. Gönül muhabbeti başka bir şeydir. Tamam, o belki kendinden oluşur. Zaten herkes herkesle muhabbet kuramaz. O ayrı bir şey ama o evlilikteki dediğiniz sevgiyi oluşturmak ve geliştirmek mutlaka hani kişiye düşen muhakkak bir şey. Kişinin çaba ve gayretinin olması lazım. İşte zaten hemen ayet-i kerimede yanında merhameti ifade etmesi de Allah-u Teala'nın bunun içindir. Kişiler evlilik kurduktan sonra, evlendikten sonra, bir arada beraber yaşamaya başladıktan sonra birbirlerine karşı çokça merhametli de olmak zorundalar. Ki merhamet konusunda Peygamber Efendimizin hani sözlerine baktığımızda birçok yerde karşılaşıyoruz. Allah ne diyor Peygamber Efendimiz? Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Evet. Yani biz zaten hani eş olarak düşünmesek bile insanlara karşı zaten merhametli olmak zorundayız. Evet. İşte başkalarına karşı merhametli olacaksak eğer, bu merhameti göstermemiz gereken, bunu en çok hak eden kimdir? Evet ki eşimizdir. Yani hayat arkadaşımız, beraber hayatı paylaştığımız, işte gönül birliği ettiğimiz insandır bunu en çok hak eden. Sonra o ailede dünyaya gelen çocuklardır bu merhameti hak eden. Biz onlara bu merhameti göstermezsek kime göstereceğiz? Yani başkalarına, dışarı, aile hayatı dışında başkalarına gösterilen sevgi ve merhametin bize hani sükun ve huzur vermesi, bulma noktasında sağlaması, bir fayda sağlaması mümkün değil. Aslında orada biraz toplumsal olarak hata yapıyoruz. Hani başkalarına karşı hani görünmek, nasıl görünmek duygusu var ya, o yüzden bazen başkalarına karşı hani aile birinci derece yakınlarımızdan daha ileridekileri daha sevgi dolu, merhametli demek istemiyorum ama öncelikli olarak onları önceliğimizi alıp davranabiliyoruz. Aslında orada işte belki o zaman şöyle düşünmek lazım. O gösterilen sevgi ve merhamet de belki çok yüzeysel ve göstermeli. Tabii yüzeysel. Aslında çünkü, o bizi yüzeysel bir aile yapısına götürüyor. Kişinin yani kişinin yapısında sevgi ve merhamet varsa. Özünde evet. Tabii bu birinci derecede hemen eşinden ve çocuklarından, annesinden, babasından yani aile dediği fertlerden başlamak zorundadır. Onlara bunu göstermeyen insanın dışarıda gösterdiği şey aslında göstermeliktir. Gerçek özünde olmayan şeydir. Hani bazen kullanırız ya, mış gibi yapmak. Hı-hı. İşte o da öyle. Hani sevgi doluymuş gibi yapıyor. Hı-hı. Ya da işte merhametliymiş gibi yapıyor. İşte onu çünkü, aile içinde de öyle tabii, hareket aile içinde getiriyor. Yoksa zaten dışarıdakinin kişiye katacağı çok da fazla bir şey yok. Hı-hı. Çünkü iş ortamı olsun, işte dışarıda gezebilir, bir yerlere gidebilir ama en sonunda dönüp geleceği yer ailesidir. Hı hı. O ailesine o sevgi ve merhameti vermiyorsa onun hayatının huzur içerisinde olması diye bir şeyi düşünmek mümkün değildir. Hı hı. Peygamber Efendimiz bu sevgi noktasında, yani ailesinde var olan sevgi noktasında Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var sevgi konusunda. Hazreti Ayşe ile ilgili bir anekdot, onu paylaşalım isterseniz bu maddeyle ilgili. Peygamber Efendimiz insanlara hep ne diyor? İşte birini sevdiğiniz zaman sevdiğinizi ona belirtin, bildirin diyor. Kendisi de bunu aynen sözlerinde olduğu gibi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hani sözüyle özü birdir. O istikamet üzere olan bir insandır. Dolayısıyla bu konuda da aynı. Kendisine de insanlar işte kimi seviyorsun ya Resulallah en çok diye sorduklarında, Hazreti Ayşe ile evli olduğu dönemde Ayşe'yi seviyorum diyor. Üç kez aynı soruyu soruyorlar. Üçünde de Ayşe'yi seviyorum diyorlar. Bunun üzerine sahabe diyor ki peki ya Resulallah Ayşe'den başka kimi çok seviyorsun diyorlar. O da Ayşe'nin babasını diyor. Buradaki o cevap da çok enteresan. Yani Hazreti Ebu Bekir'in ismini söyleyebilir Peygamber Efendimiz. Ebu Bekir'i seviyorum diyebilir ama orada Hazreti Ayşe'ye olan sevgisini ifade etmek, ona olan o duygusunu göstermek ki bu konuda da bize de örnek teşkil etmek adına eşinin babasından bahsederken bile evli Ayşe'nin babasını diyor. Oradan o merkez olarak yine eşini alıyor. Yani yoksa Hazreti Ayşe ile evlenmeden önce de Hazreti Ebu Bekir'i tanıyordu Peygamber Efendimiz. O zaman da bildiği bir insan, o zaman da sevdiği bir insan ama buradaki ifade işte o eşlere olan sevginin ne kadar gerekli olduğunu ve onu göstermenin de ne kadar ihtiyaç olduğunu ortaya koyan bir ifade. Dolayısıyla bizler de ailelerimizde, kurmuş olduğumuz ailelerde aile olarak bir hayat devam ettirmek istiyorsak, evet, hani bu konuda bir bakış açısı kazanmamız gerektiğini söylemiştik. Hı hı. O bakış açısıyla beraber ailemizin içerisine de, merkezine de
sevgi ve merhamet duygularını yerleştirmemiz gerekir. Huzur ve sükun bulmak için temel duygu sevgi aileyi evet. oluşturduğumuzda. Peki hocam, birlikte yaşamdan bahsettik değil mi? Aile Hı-hı. olmak, aileyi kurmak ve aile olmak birlikte yaşamayı gerektirir. Birlikte yaşamak da şüphesiz bazı sorumlulukları gerektirir değil mi? O sorumluluklar nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? Yani sevgi bizi nereye götürür? Aslında hani temel şart sevgi, sevgiyle başlarız. Sonrasında bazı sorumluluklar doğar. Onları nasıl özetleyebiliriz? Bir hadis-i şerif var Peygamber Efendimiz'in. İsterseniz konuya onunla bir giriş yapalım. Hı-hı. Yani aile olmanın, ailedeki fertlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını bir nebze hatırlatan, bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter diyor. Hmm. Buradaki ihmal kelimesi, bakın hani şu noktada bu noktada diye bir ayrım yapılmaksızın genel bir ifade, aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter diyor. Ve burada tabii ki insan, kadın olsun erkek olsun, günümüzde hani bu çalışma hayatında hep birlikte varlar. Yani bu çalışma hayatı devam edecektir. İşi sebebiyle bir takım şeyler belki gerçekleşecek ama hani bu o noktada bir sınırlama getiren bir husus değil. Burada ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirme, işte maddi sorumluluk kimdeyse, kadın ya da erkek, ailede kim üstlendiyse, her ikisi içinde ailenin ihtiyaçlarını gidermek, aile sıkıntıda olduğunda onların yanında yer almak, hani onlara eğitim noktasında, yetiştirme noktasında katkı sunmak ve yapabileceğinin en iyisini onlar için yapmak. Hı-hı. Bu konuda hemen sayabileceğimiz şeyler. Bütün bu noktalarda hani temel ihtiyaçlarından tutun da eğitimlerine, ki eğitim de aslında bir temel ihtiyaçtır. Hani evet. onu çok da ondan ayırmak şey değil ama maddi ihtiyaçlar diyelim ona. Maddi ihtiyaçlarından tutun da eğitimine, geleceğe yönelik hani hayata hazırlanması noktasında iyi yetiştirilmesine varıncaya kadar her noktada anne ve babanın, ki onu ailede kim üstlenmişse o hı hı. sorumluluğu, ikisi beraber hani yürütüyorlarsa ikisinin birden sorumluluğu vardır ve bu konuda eğer kişi ihmal ederse, yapması gerekeni yapmazsa, o sorumluluğunu yerine getirmezse, hadis-i şerifte de söylendiği gibi günah olarak ona yeter diyor. Evet. İşte öncelikle hani bunu unutmamak gerekir. Sorumlulukları ihmal etmemek. Evet, bize bazı sorumluluklar yüklendiğini görüyoruz. Hı hı. Bu sorumlulukların ihmal edilmesinin de bize dönüşünün olumsuz olduğunu anlaşılıyoruz. Maddi ve manevi hocam. Tabii, hem maddi hem manevi. Yine Peygamber Efendimiz bir veda hutbesi var biliyorsunuz. Evet. Peygamber Efendimiz hac yaptığı zaman hac sonrasında bir hutbe de bulundu. Hutbe irad etti diyoruz da, şimdi irad etti deyince belki hani anlaşılmakta güçlük çeker diye durakladım biraz. Hı hı. Evet, bir hutbesi var Peygamber Efendimiz'in veda haccından sonra. Orada o yaptığı konuşmada, tabii ki o dönemde çok sayıda Müslümanın toplandığı bir ortamda konuşuyor ve orada bu kadınlar ve erkeklerle ilgili, eşlerle ilgili hı hı. bazı sözleri oluyor. Onlardan bir tanesi de şunu söylüyor: sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Hı hı. Yani karşılıklı bu hakların var olduğunu, o veda hutbesi gibi önemli bir konuşmada dile getirmesi, hı hı. adeta hani artık ileriye yönelik tavsiyeler, çünkü sonrasında çok yaşamadı Peygamber evet. Efendimiz, vefat etti biliyorsunuz. Böyle bir ileriye dönük, nesiller boyu aktarılacak bir tavsiye olarak, bir vasiyet olarak söyledi Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla karşılıklı haklar olduğunu, biraz önceki hadisi sorumluluklardan bahsetmişti. Hı hı. Burada haklar var. Bu tabii ki sizin de soruyu sorarken de söylediğiniz gibi birlikte yaşamanın gereğidir bu. Hı hı. Biz de şu anda bir televizyon stüdyosundayız. Burada hani çalışan başka arkadaşlar da var. Biz de bir program icra etmek için geldik. Hı hı. Burada herkesin yapması gereken şeyle ilgili bir takım hakları ve sorumlulukları var. Hı hı. Herkes onu yerine getirecek ki ortaya güzel bir sonuç çıksın. Evet. Bu toplum içerisinde yaşadığımız yerde de öyle. Yani bizden başkalarıyla bir arada yaşıyorsak eğer, mutlaka bizden sonra bir kişi dahi varsa orada hak ve sorumluluklardan bahsedilir. Ki aile de bir kere zaten bizden ayrı bir eşimiz var zaten. Bir kişi var. Çocuklarımız var. Hatta bazı ailelerde anne babalar var. Değil mi? Bu
Bu şekilde geniş bir aile olabilir. Bu fertler, yani birden fazla ferdin olduğu yerde karşılıklı haklar ve sorumluluklar olacaktır. Bizlere düşen onlara karşı bu sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirmektir. Yine ayet-i kerime var bu noktada, sorumlulukların bir başka boyutunu ifade eden. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz diyor. Yani ailemiz, biz her türlü olumsuzluğa karşı korumak zorundayız ki burada ifade edilen de onlara dinin gerekliliklerini de öğreterek Allah'ın azabından da koruma noktasında girişimimizin olması gerekir. Şimdi bu şekilde karşılıklı haklar ve sorumluluklar var. Peki bunları hani günümüzde nasıl bir ifadeyle dillendirebiliriz? Hani burada söyleyeceğimiz şey, işte bu haklar ve sorumlulukların sıkıntı olarak görülmeden, yani güzel, hoş bir şekilde gerçekleşmesi için var olması gereken iki husus var ailede. Saygı ve hoşgörü. Evet. Bu iki duygu. Yoksa problem, yani sen beni gider işi sorumluluklar noktasında. Hı hı. Senin sorumluluğun benim sorumluluğuma gider yoksa. Hı hı. Değil mi hocam? İşte öyle olmadan. Problemsiz gitmesi için. Aynen. Şimdi hı hı. Nasıl başta söylemiştik, huzur ve sükun bulmak için sevgi ve beraberinde merhamet gerekir diye. Hı hı. Şimdi burada da haklar ve sorumluluklar noktasında hatırlayacağımız şey saygı ve hoşgörü. Hoşgörü. Peygamber Efendimiz'in yine hadis-i şerifi var bu konuda. Hani küçüklere ve büyüklere nasıl davranılması ilgili. Orada mesela bu saygı kavramını orada da görüyoruz. Diyor ki, küçüklerimize merhametli davranmayan, büyüklerimizin hakkını tanımayan, kıymetini bilmeyen kimse bizden değildir. Yani onlara saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de de yine büyüklere karşı o saygı göstermek gerektiğini, anne baba ifadesi de hani geçiyor ayet-i kerimeden, onlara öf bile demeyiniz diyor. Bu ayet-i kerimeyi herkes duymuştur bir şekilde. İşte orada anne babaya karşı, büyüklere karşı öf bile dememek de nedir yine? İşte bir saygının gereğidir. Onlara karşı saygısızlık etmemek gerektiğini gösterir. Bu karşılıklı saygı ve hoşgörü sadece anne baba büyükler değil, eşler içinde mutlak ve mutlak olması gereken hususlardan. Bir Müslüman, hani az önce de söyledik, Müslüman olarak insanlara karşı bir takım sorumlulukları varsa, bu sorumluluklar mutlaka önce ailede başlar. Hani bir Müslüman olarak biz, evet, hani büyüklerimize, hani başka insanlara karşı saygılı olmalıyız, onların haklarını gözetmeliyiz. Öyleyse benim eşim de benim dışımda bir insan, başka bir insan, çocuklarım da öyle, annem, babam, akrabalarım, hani aile içinde benimle beraber yaşayan kardeşlerim varsa onlar. Onlar da benim dışımdaki bireylerdir, fertlerdir. İnsanlara karşı saygılı olmam gerekiyorsa önce onlara karşı saygılı olacağım. İnsanlara karşı hoşgörülü olmam gerekiyorsa önce onlara karşı hoşgörülü ki olacağım. Ki onların gene ayrıcalıklı bir durumu var. Bir aile yapısı var ortada, yeni bir oluşum var. Daha kuvvetle bunu hak ediyorlar. Aynen. Daha kuvvetle bunu hak ediyorlar. Orası sağlıklı gittiğinde çünkü diğer taraf sağlıklı gidecek. Bir de öyle bir önceliği var. Evet. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Aslında bunlar hani evlilik içinde bu bahsettiğimiz duygular, sevgi, saygı, hoşgörü, gerçekten zincirin birer halkaları gibi. Bir tanesinin eksikliği diğerinin yokluğuna sebep oluyor. Bir tanesinin sağlam olması da diğerinin sağlam olmasına götürüyor, değil mi? Hani sevgi oldukça saygı ve hoşgörü oluyor. Sevgi, saygı ve hoşgörü birlikte gittiğinde evlilik sağlıklı gitmeye başlıyor. Hani güven duygusu oluşuyor. Bu da bir başka duyguya sebep oluyor diyebiliriz, değil mi? Elbette ki. Şimdi bu hoşgörü noktasında da hemen bir ayet ve Mevlana'nın bir sözünü hatırlayalım. Evet. Onlar da söylediğiniz gibi bizi daha bu bağı kuvvetlendirecek farklı duygulara götürüyor. Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimede Allah-u Teala müminlerden bahsederken, müminleri tarif ederken, onlar öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler, Allah iyilik yapanları sever diyor. Yani Müslüman hoşgörülüdür, kusur affedendir. Yani insanların hatalarını görüp başa kalkmayandır. Telafisi mümkünse onlara yardımcı olarak bunu telafi eden, ama mümkün değilse de öfkelenerek o kusuru başkalarıyla paylaşıp onu zor duruma sokmayandır Müslüman. Ki bu konuda Mevlana da nasıl söyler? Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Yani nasıl gece olduğunda hani birçok şeyi göremez hale geliriz. Gerçi günümüzde artık gündüzden farkı kalmıyor ama. Çok daha fazla önemli. Tabii ki öncelikle ailelerde olması gereken bir duygu ve hoşgörülükte deniz gibi ol. Yani biz
Nasıl ki gece karanlığı geldiği zaman birçok şeyin üstü adeta örtülüyorsa, bizler de ailelerimizde eşimizin, çocuklarımızın bir takım yanlışları, eksikleri, hataları olabilir. Onları hani iyice böyle kuvvetlendirip gün yüzüne çıkarıp probleme çevirmek yerine yapıcı davranarak. Tabii telafi edilebilir bir şeyse, giderilebilir bir şeyse hani o noktada hep birlikte onu çözmeye çalışmak, ona bir yol göstermek, onun hatadan dönmesini sağlama noktasında gayret etmek de gerekiyor. Ve bu kusuru örtmek tabii ki hoşgörü olmadan olmaz. Evet, kişi hoşgörü sahibi ise hem eşinin hem etrafındaki diğer insanların kusurlarını örten, onlara karşı affedici ve bağışlayıcı olan bir insan haline dönüşür. Evet hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz fakat her şey yolunda gittiğinde, sevgi, saygı, hoşgörü, güven birlikte gittiğinde sağlıklı bir evlilik oluşuyor, sağlıklı bir aile oluşuyor. Fakat yolunda gitmeyen işler olabiliyor. Evlilikte saygıyı, sevgiyi öldüren bazı şeyler olabiliyor. Son olarak isterseniz biraz da onlardan bahsederek programı bitirelim. Elbette ki. Şimdi sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, güzel duygular. Bunların desteklediği, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir güven var. Zaten Müslüman güvenilir insan olmak zorundadır. Yani Müslüman'ı tarif eden hadislere baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz Müslüman olarak güvenilirsek bunu hem aile içinde hem dış dünyada aynı şekilde güveniliriz. Peki bunları neler bitirir? Yani bu güzel duyguları nasıl davranışlar yok eder ve sonra aileler ayrılma aşamasına gelir. Hatta öyle ayrılmalar ki hani düşmanca hale gelenler olabiliyor. Yani sadece evliliği bitirmek başlarken değil. Başlarken başka insanlar, bitirirken başka insanlar. Burada da yine Kur'an-ı Kerim'in bize toplumsal hayatta dikkat etmemiz gereken, yapmamamız gereken, bizi kaçındırdığı bir takım tavır ve davranışlar var. Onlara yine nasıl ki iyi duygularda önce ailemize dikkat edeceksek, bu olumsuzluklardan kaçınma noktasında da önce aile içinde buna dikkat edeceğiz ki bunların bir tanesi yine ayıpları örtmek. Yani kusur araştırmamak, o kusuru ifşa etmemek ki bu konuda ayet-i kerime var. Yani bunu yapmayınız diyor. İnsanların mahrem hallerini, ayıp hallerini, gizli hallerini araştırmayınız diyor Allah-u Teala. Ki bunu biz kendi ailemiz içerisinde de buna dikkat edeceğiz. Sonra bir alay etme konusu var. Yani bu karşısındaki insanın bizce kusur sayılan, yani bizim beğenmediğimiz bir takım halleriyle alay etmek, hani onu bulunduğu konumda küçük düşürmek, onu hakir görmek, onu rencide etmek. Elbette ki bu yabancı bir insan için kırıcı ama eş olunduğunda çok daha vahim ki az önce de söyledik ki o bizim eşimiz, bizi tamamlayan şey. Aslında onunla alay etmemiz, kendimizle, ona karşı kırıcı davranmamız, kendimizle alay etmek ve kendimizi kırmamız demektir. Evet. Bir başka husus da yine küçümsememek. Ne olursa olsun, eşimiz bize göre hangi konuda ve hangi durumda olursa olsun, artık eş olduk bir hayat devam ediyorsak asla ve asla ona yönelik de küçümseyici tavırlara girmeyeceğiz ve onu rencide etmeyeceğiz. Aslında dediğiniz gibi küçümsememek, alay etmemek, onun yanında da kusurları araştırmamak temel problem. Yapıcı davranmaya çalışmak orada en güzeli olacak galiba. Evet, burada çok hani bir üç cümlelik bir şeyle hemen noktalayayım isterseniz. Nasıl eş olmak gerektiğiyle ilgili biraz daha böyle hani akılda kalır belki. Eşlerin birbirine karşı durumu üç çeşittir diyor bir yerde. Ya hastalık gibi olurlar diyor. Yani artık hastalık geldi benden gitmiyor, onunla hayatımı devam ettirmek zorundayım anlayışı var. Ve bir mecburiyetten devam eden bir hayat. Ya da ilaç gibi olurlar diyor. Yani ya hastalık gibidirler ya ilaç gibidirler. İlaç gibi de ihtiyacı olduğu zaman onun için kıymetli. İhtiyacı olmadığında onun için bir anlam ifade etmiyor. Üçüncü noktada gıda gibidirler diyor. Yani biri onsuz, diğeri de değersiz yapamaz diyor. Dolayısıyla burada gösteriyor ki bizler gıda gibi eşler olmalıyız. Yani olması gereken o huzurlu ve güzel bir toplum için. İnşallah öyle diyelim. Bütün aileler birbirine gıda gibi olan eşlerle dolsun ve toplumumuzda huzur içerisinde olsun temennisiyle bitirelim. İnşallah. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. Aile konusunda tabii ki her şey yolunda gittiğinde çok güzel. Fakat yolunda gitmeyen şeyler de olabilir. Başkanlığımızda bununla ilgili Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan bir birim.
ve ilimizde de onun bir şubesi var. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu. Bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirerek programımızı sonlandıralım inşallah. Başka bir hafta, başka bir konuda, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.